Biz alışveriş merkezimizi 11 Mayıs tarihi itibariyle açtık. Misafirlerimiz bugün 6. gün alışveriş merkezimizin tadını çıkartmaya başladılar. Açıkçası şu ana kadar gördüğümüz görüntü de tatmin edici. Misafirlerimiz kurallarımıza uyuyor. Pandemiden önce çok yoğundu. Anlamıyorum sahiller, ormanlar falan dururken çoluk çocuğu buraya yığmalarını hiçbir anlam veremiyorum. Daha önce eğlence amaçlı giyim, kafe, yani canları sıkılıyordu. Hava değişikliği olarak da gelenler vardı. Şu an ise aynı şekilde aslında geçerli. Halen canımız sıkıldı diyorlar. Bir hava alalım diyorlar. Bu yanlış yani. Bunu anlamaları lazım. Daha anlatabilmemiz için daha neler olması gerekiyor bilmiyorum ama umarım iyi bir şekilde sonlandırırız bu süreci. Türkiye'de alışveriş merkezleri insanlar için büyük anlamlar ifade ediyor. Normalde bir ay içerisinde Türkiye'deki 450 alışveriş merkezine 200 milyon insan geliyor. Bu insanlar bir ihtiyaç nedeniyle alışveriş merkezi ziyaretlerini yapıyorlar. Bir zorlama yok tabii ki. İnsanlar yapılandırılmış şartlar içerisinde nerede hangi mağazanın olduğunu bilerek, arabasını rahat bir şekilde park ederek, kurumsal yapılar içerisinde alışveriş yapıyorlar. Biz buna organize perakende sektörü diyoruz. İhtiyaçlarımız var. İhtiyaçlarımızı gidermek için de AVM'ler son derece uygun. Diyelim ki ben bugün buzdolabı almaya geldim. Bütün mağazalar burada olduğu için işimizi hemen bir an evvel yapıp çıkıp evimize gitmek için fazla riske girmeden onun için burayı tercih ediyoruz. Yaklaşık 65 gündür çalışmıyoruz. Maddi olarak çok çok etkiledi zaten ki evde kalıp sürekli yiyoruz, oturuyoruz, dışarı da çıkamıyoruz. Çok kötü bir şey gerçekten. Hani belli bir süreden sonra insanlar konuşmayı unutuyorlar. Ben ilk işe başladığım zaman geçen hafta kelimeleri mesela beynimden birçok kelime geçiyor ama onları sözcüklere dökemedim mesela. Ben alışveriş merkezi kapandığında işimi kaybedeceğimi hem maddi hem manevi olarak bir ruhsal çöküntü, gidip arkadaşlarımı göremeyecektim, ailem açısından da hani onlara maddi bir destek sağlayamayacaktım. Bundan ötürü de bir üzüntü halindeydim. Böyle bir süreçte geçirmek biraz zorlandım doğrusu. Gelmek beni çok mutlu etti yani. Alışveriş merkezinin açılmaması durumunu tercih etmezdim. Çünkü alışveriş merkezi içerisinde de bir yapılanma var. Hani ekmek, evine ekmek götüren birçok insan var. Cadde mağazalarına oranla AVM'lerde bence kuralların daha iyi ilerlediğini ben düşünüyorum. Bir gözetim var, bir kural var. Tedirgin hissediyorum kalabalık içinde çalıştığım için. Yine olabilir mi? İkinci bir dalga gelir mi? Bu beni biraz korkutmuyor değil doğrusu. Biz Türkler sarılmayı severiz. Sıcak insanlarız. Hani bize şey gelmez. Hani biz müşteriyle bile konuşurken böyle elle kola girmemiz lazım. Hani o soğuk mesafeyi zaten koyma gibi bir şeyimiz yoktu. Şimdi zorlanıyoruz büyük ihtimal. Yani yeni hayata alışmaya zorlanıyoruz. Daha önceden alışveriş merkezinde mesafe başka bir anlam ifade ediyordu. Bugün başka bir anlam ifade ediyor. Daha önce mesafeyi azaltmaya oynardık. Biz alışveriş merkezleri yoğun olsun, kalabalıklar çekelim, resim çekelim, her yer kalabalık olsun peşindeydik. Şu anda da kalabalık olmasın diye çalışıyoruz. Mesafe pek önemsenmiyor bizim için. Hani bir şey olmaz, yanaşayım, bana mı geçecek? Bu söylemlerden ötürü zaten devletin, milletimiz bunu önemsemiyor ve hastalıklar bu yüzden daha çok arttığını düşünüyorum ben. Mesafe kavramı yoktu korona başlamadan önce. Yani günlük hayatta insanların yaşantısı herkes iki aynı şekildeydi. İç içe, daha samimi, daha sıcak. Mesafe gerçekten çok zormuş. Bunu anladık. Sarılamıyoruz, öpemiyoruz, sevdiğimiz insanlara dokunamıyoruz. Ailemize bilene hani çok bir şey gelmesin, zarar olmasın, sağlıklarına herhangi bir sorun çıkmasın niyetiyle zaten hep uzak kalıyoruz. Bu beni biraz incitti doğrusu. Yani bu süreç biraz zor geçti benim için. Bir de ben anneme sarılmayı unuttum. Hani işten eve gidiyorum. Ne kadar elimi de yıkasam, yüzümü de yıkasam hani yok, dokunma. Çünkü annemin de yaşı sonuçta 50 üstü ve hastalığı var, kronik hastalığı var. Hani gidiyorum ama bir nevi
anneme yaklaştığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Çünkü ya benim yüzümden bir şey olursa. Sarılmak çok başkadır. Birini öpmek, onu doyasıyla hissederek yani bir iş, bu işlemi yapmak çok başkadır. Ama ayrı bir şekilde olmak, bu hem özlem gidermek açısından olsun, hem de bir mental olarak yani beni çok mutlu ediyordu. Bunu yaşayamayacağım doğrusu tam anlamıyla. Güven bir keresinde, daha öncesinde güven problemimiz yoktu. Şu an hani bu virüs dolayısıyla tedirginiz. Hani hem kendimiz hem ailemiz için kötü bir duygu. İnsanlarımızla ya yakınlarından gerçekten hani ölen çok ciddi bir derecede olacak. Bunu yaşamaları lazım ki bu mesafenin önemini anlayabilsinler. Zaten mesafe kavramını ne kadar anlatırsanız anlatın insanlara bunu çok fazla yaptıramazsınız. Çünkü aileler geliyor. Arkadaşlar geliyor. Yani birbirine mesafeli bir şekilde kimse yürümez. Evet, insanlarda bir rahatlama var. Tabii yazın da gelmesi, havaların sıcak olması bilhassa maske takma seviyesini bayağı bir indirdi. Yani ben şu an mecbur kaldığım için buraya geldim. Dolabıma bozulduğu için alacağım, gideceğim, daha da çıkmayacağım yani. Ben çok dikkat ediyorum. İnsanlara dikkat etmesini istiyorum. Ya insan olur yani. Rahatlığa alıştığı için sıkıya gelemiyor. Olayın ciddiyetinin farkına varamıyor. Böyle bir lakaytlığa giriyorlar yani. Az önce bir amca eşiyle ya ne olacak ya, bakmakla mı parayla diye geldi. Yani ihtiyacı yok. Bir şey satın almayacak ama şurada mahallede oturuyor büyük ihtimalle. Canı sıkılmış. Kendine riske atıyor, beni de riske atıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Hani bunun farkında değiller. Kendimi yani bir nevi avutmak gibi olsun. Hani geçecek, bitecek bunlar. Daha güzel günlerimiz olacak bizim. Ülkeci olarak, milletçi olarak yani bizim refaha kavuşacağımızı umuyorum ben doğrusu. Sonuçta bir şekilde yaşam devam edecek. Bu hastalığın ne zaman biteceğini hiç kimse bilmiyor, kestiremiyor. Bir şekilde ticaretin dönmesi gerekiyor, ekonominin sağlanması gerekiyor. İnsanlar çalışmak zorunda. Bir şekilde açılacak. Bunu belli bir kıstaslar doğrultusunda yapacaklar. Yani biz de buralara gelip gideceğiz. Mecburuz. Geleceğimizi çok iyi görüyorum. Ben bu işin 2-3 ay içinde normal seviyelere geleceğine inanıyorum. Umutluyuz, umutlu olmak zorundayız. Ben iyiye gidişat görüyorum. İnşallah öyle de olur. Temennimiz bu yönde. Gelecekten ben umutluyum. Haziran ortası gibi tamamen virüsün biteceğini, Türkiye'nin, hatta Türkiye adına ben çok çok umutluyum. Gerçekten ilerleyen zamanlarda çok çok kalkınacağımızı düşünüyorum. İnsanların ihtiyaçları ertelenemez. Yani büyük bir satış ve piyasalarımızda düzelme bekliyorum ben.